Sevgili arkadaşlar, dünyanın çeşitli ülkelerinde insanlar farklı sosyoekonomik coğrafyalarda yaşasa da hemen hemen her gün aynı sorunla başa çıkmak zorunda kalmaktadırlar. Ortak sorun ne mi? Tabii ki trafik. Çoğunlukla sabah işe başlama saatleri, akşam iş ve okul çıkışı yaşanan trafik kaosu metropol insanlarının ortak sorunu tüm dünyada. Her gün arabalar, otobüsler, bisikletlerle bu yoğunluğun bir parçası olmak zorundayız. Yaşam böyle dizayn edilmiş sanki. Ülkeden ülkeye farklılık gösteren bu yoğun trafik görüntülerini büyük bir şaşkınlıkla izleyeceğinize eminim. İstanbul'da yaşayanlar bilir. Bu güzel şehirde trafik çilesi hiç bitmez. Her gün gün doğuşu yeni bir stresle başlar hayat. Yıllık ortalama 120 saatimiz bu kahrolası trafikte geçer. Ömrümüzü harcarız bu trafikte. Sakın İstanbul'un trafiğinden dolayı dertlenmeyin. Zira bu gezegende yalnız değiliz. Trafik çilesini çeken dünyanın gelişmiş veya gelişmemiş pek çok şehrinde yaşayan dünyalılar da her gün bu çileyi bizler birlikte çekmekte. Emin olun. Bir bakalım dünyaya. Londra, Paris, Meksiko City, Palermo veya Bolivya'da yaşayan insanlar da bizimle benzer kaderi paylaşıyorlar. Dedim ya, bu gezegende yalnız değiliz. Bir düşünün, İstanbul dışında hayalinizdeki bir ülkede yaşadığınızı. Hindistan'da trafikle baş etmeye çalışırken, öte yanda önceliği olan kutsal ineklerin geçmesini beklemek zorunda kalabilirsiniz. Dünyanın en gelişmiş kentlerinden Tokyo'da, eğer işe trenle gidip geliyorsanız, sıra dışı bir durum yaşarsınız. Sırf bu durum için işe alınan görevliler sizin trene binebilmeniz için size yardımcı olurlar. Eğer o trene binmeniz gerekiyorsa görevliler size birazcık omuz verip ite kaka binmenize yardım ederler. Bu durumu kafaya takıp canınızı sıkmaya değmez. Eğer o trene binmek istiyorsanız yapacak bir şey yok. Nepal'deki trafik de Hindistan'da olduğu gibi sıkışan trafiğin sorumlusu sadece motorlu araçlar değil. Bazen motorsuz tezek üreten sevimli keçiler de sizin trafiğinizi engelleyebilirler. Bu durum oldukça ilginç olabilir ama en azından çevreci. Sevgili arkadaşlar, beterin beteri var. Moskova veya Pekin'de yaşasaydınız, inanın İstanbul'u mumla arardınız. İnanılır gibi değil. Gördüğünüz bu caddelerin kaç şerit olduğunu bile saymak beni bir hayli sıktı. Bunaldım, daraldım. Bu trafikte araç kullandığımı hayal bile etmek istemiyorum. Kabus. Emin olun, bu kahrolası trafiği yaşayan insanlar keşke İstanbul'da yaşasaydık diye düşünüyorlardır. Kamboçya'da trafik sıkışıklığını bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi bisiklet ve motorla çözmeye çalışıyorlar. Ama bu defa herkes motor ve bisiklet tercih edince ömür törpüsü trafik şekil değiştiriyor. Sonuç değişen bir şey yok. Trafik. Bangladeş'te ticari taşımacılıkta bisiklet sıkça tercih edilen araçların başında gelmektedir. Ama biraz pahalıdır. Siz daha ekonomik bir ulaşım aracı tercih etmek isterseniz, tren seçeneğinizin olduğunu da unutmayın. Tren yolculuğunu seçtiyseniz, oturacak yer yok diye dert etmeyin ve bol oksijen alıp yolculuğun keyfini çıkartmaya çalışın. Renkli geceleri ve heyecan verici kostümleriyle Rio Karnavalı denince ilk akla gelen neresi? Tabii ki Brezilya.
Ama yaşayan şehrin gerçeği bu değil. Hayalimizde tatil planı yaptığımız o egzotik şehrin görmediğimiz hali sanki madalyonun görünmeyen yüzü gibi karşımıza çıkıyor. Akdeniz'in en güzel şehirlerinden Roma'da da durum pek farklı değil. Trafik gerçeği acı ama gerçek bir kaos. Amerikalıların işgaline direnen ve filmlere konu olan meşhur Vietnam. Savaştan sonra kent onarılmış ve modernize edilmiş olmasına rağmen Vietnam'da trafik kaosundan nasibini almış yerler arasında girmiştir maalesef. Bir taraftan hava kirliliği, bir taraftan yoğun bisiklet trafiği inanılır gibi değil. Yaşam adeta zulüm. Sevgili dostlar, eğer şehir hayatının ve ömür törpüsü trafik keşmekeşinin ızdırabından sizler de benim gibi bunaldıysanız ve gelecek planlarınızda metropol hayatının zorunlu mahkumu olmak istemiyorsanız veya en azından emekli olunca dünyanın sağlıklı, huzurlu ve sakin bir yerinde yaşamak istiyorsanız çözümü çok uzaklarda aramanıza gerek yok. Hayalinizdeki dünyanın keşfedilmemiş bir ülkesine gitmenize de gerek yok. Huzurun adresi, sakin şehir unvanına sahip bir yer olan Artvin Şafşat olabilir. Öyle değil mi? Neden olmasın? Tabii temiz hava, bol oksijen alerjiniz yoksa. Kalın sağlıcakla.